SGK ile Bankalar Birliği arasındaki emekli promosyonu görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Ancak emeklinin promosyon beklentisi kadar özel bankalar arasındaki emekli maaşı yarışı da iyice kızıştı. Yeni sözleşme dönemine yaklaşırken bankalar kesenin ağzını açmaya başladı. Promosyon tutarı 1000 liraya kadar çıktı. Değişik bankalardan değişik rakamlar duyuyoruz. Hangi banka yüksek verirse orayı tercih ediyorsunuz. Aynen öyle. Kim fazla verirse ona giderim. Emekli promosyon hesabına başladı. Bankalar emekli maaşını benden alsın yarışına girdi. Ve bu rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Bir banka promosyon tutarını 1000 liraya kadar çıkardı. 2000 lira olsun o zaman. Yani bankalar bundan kazanıyorlar. Emekliler maaş tutarına göre bankalardan 3 yıl için 300, 375 ve 450 lira promosyon aldı. Şimdi SGK ile Bankalar Birliği yeni sözleşme aşamasında kıran kırana pazarlıklar söz konusu. En azından iki kat olmalı. 800 bin yani normal olur gibi geliyor. Herhalde bir 700-800 binden aşağı olmaması gerekir. Biz istemeye kaldı mıydı çok isteriz de. Önünüzden ne geçiyor öyle sorayım. 1000 lira olsun. 2020 Mart ayında emeklilerin taahhütleri bitecek. Yeni rakamlar üzerinden sözleşme imzalayacaklar. Kamu bankaları o kadar acele etmese de özel bankalar SMS'le teklif sunmaya başladı bile. Bir banka otomatik ödeme talimatına 150 lira ekstradan promosyon vereceğini açıkladı. Diğer banka ise bu tutarı 250 liraya çıkardı. Bir diğer banka ise özel faizli kredi imkanı sunarken bir diğeri ücretsiz havale EFT imkanı açıkladı. Yani bankalar giderek kesenin ağzını açmaya başladı. Otomatik ödemeye kafamız çalışmıyor. Ben yaşlı adamım. Hatta bazı bankalar maaşını taşıyan emekliye yönlendirdiği her yeni emekli için 150 lira ekstra promosyon veriyor. Arkadaşlarla haberleştiler yani. Bazı bankalarsa 10 emekli getirene 2500 lira promosyon vaat ediyor. Ya bu iş artık bu kadar mı ticarete döküldü ya? Ayıp denen bir şey var ya. Emekli maaşı yarışında özel bankalar sınırları zorlasa da emeklinin gözünde kamu bankaları vazgeçilmez. Bilmiyoruz ki maaşı verecek mi vermeyecek mi? Şimdi devletin güvendiği bir şey var banka. O yönden garanti 300 eksik olsun temiz olsun.